Herkese merhaba. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Stick Car Driving'deyiz. Oyunun kariyer bölümüne başlamıştık hatırlarsanız. İzlemediyseniz tabii ki yukarıdaki kartlardan bulabilirsiniz. Öncelikle sürücü adayı kısmındaki egzersizleri yaptım. Burada egzersiz de yazıyor. Ben de o yüzden öyle diyorum. Açıklamak diye böyle bir Türkçe yapmışlar ama açıklaması da burada. Bunların hepsini geçen bölümde 3 yıldız yapamamıştım. Videodan sonra hemen birazcık uğraşıp 3 yıldızı tamamladım. Şimdi bugün çok fazla konuşmayacağım. Hemen hızlı hızlı yapalım istiyorum. Eğer yapabilirsem başlayan ve deneyimli kısımlarını yapacağım. Profesyonele yetişemeyiz diye düşünüyorum. O yüzden belki yetiştirirsek onu da yaparız. Hani ben çok uzun olsun istemiyorum. Onu da bir sonraki bölüme saklayabiliriz. Şimdi avlu içi hareket, trafik işaretlerinin ve trafik ışıklarının takibi, aracı stop ettirmeme becerisi. Stop Türkçe bir kelime mi ya? Her neyse. Burada avlulardan çıkmalısınız falan filan. Avluda hareketi yayalar ve park edilen arabalar tarafından daha zorlanır. Perk edilen. Avlu içi hareket başarıyla bu görevi tamamlayın. Peki, bir bakalım. 3 dakikada tamamlayın mı? Oo, biraz uzun sürecek bir şey. Bence başlayalım. Umarım ayarlarla ilgili bir değişiklik olmamıştır. Çünkü hiç onlara bakmadan girdim. Niye başlatamıyorum? Hadi bu sefer başka bir ara seçelim ya. Aa! Nasıl? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Her şeyi seçebiliyor muyum? Vay, bunu bilmiyordum. Şöyle güzel. Diğeri mavi yapmıştık. Bu sefer başka bir renk yapalım. Evet, bu sefer de kırmızı olsun bari. Bu da çok feci bir kırmızıymış ama neyse. Kırmızı olsun hadi. Bunları yaptım. Oo, bir saniye. Egzersiz bitmemiş ki. Orayı bitirmediğimiz için buna başlayamıyoruz. Tüh. O zaman şöyle yapalım. Ben orayı görmemiştim arkadaşlar. Hemen şuradan devam ediyorum. Güya çok fazla konuşmayacağım demiştim ama yine uzun bir konuşma oldu. Aracımız şöyle göstereyim bakın. Peugeot 206'nın CC'si diye geçiyor bu. Kabriyosu yani. El frenini bıraktım. Kısa üzmeli farları yaktım ve harekete başladım. Şimdi geri vitesle. Ay, yine çarptım, kusura bakmayın. Ay ay, yardım. Biraz geç çevirdik ama. Yapma. Oldu mu? Hayır ya. Olmadı. Ay bu ne? Yanlış şeye bastım. Şöyle hemen bir tekrar edeyim. Bir şeyi yanlış yaptım galiba. Bir dakika dur. Önce emniyet kemeri, motor, el freni. Hemen hızlıca gidiyoruz. Ne diyorsun ya? Aa, şeyi yapmadık. Ey Allah'ım ya Rabbim. Oldu mu? Neyse. Ben daha sonra tamamlayacağım. Şimdi bu sefer uzatmayacağım olayı. Çabuk çabuk geçelim. Dönemeç. Talit aracın, taşıt aracının herhalde. Evet, emniyet kemeri. Motor, el freni, kısa üzmeliler. Hemen gidiyoruz. Direksiyon yok, çok çok zor dönüyor. Olmadı. Yani bir soldan sağa çok zor dönüyor. Bak bak bak. Yani olmadı yine.
Biraz yavaşlayacağız o zaman. Şurada da duracağız mesela. Yani. Güzel. Yeni bir yere başladık. Süper. Neyse devam ediyorum şimdi. Yokuş. Şurada durup ondan sonra tekrar kalkacağız. Bir dakika. Ne diyor? Ha, aracı geriletmeyeceğiz. Olayı tam anlayamamıştım da. Park frenini çektim. Gerisine mi? Bir adım geri bile atmam. Neyse yine bir tane bir yıldızı kaçırdık. Ne olduğunu bilmiyorum. Dağ kralı. Ha, 25 saniye içinde. Ben yapacağım sonra onları. O yüzden şimdi sizi sıkmamak için uğraşmayacağım. Bu neymiş? Pistte sınav. Evet. Şimdi sınavdayız arkadaşlar. Bu o şeyde. Ama maalesef birkaç keredir deniyorum. Size hepsini göstermeyeceğim tabii ki. Çünkü çok sıkıcı olur. Saçma sapan yerlerde yanlış yapıyorum falan böyle. Buraları o kadar çok oynadım ki o yüzden buraları hızlı hızlı geçeceğim şöyle. Çarpma. Ah. Araç dururken mesela direksiyon daha zor hareket ediyor falan. Onu da yapmışlar. Normalde öyledir zaten. Araç durduğunda hareket ettiğine göre daha zor şey olur. Hyundai'lerde mi? Honda'larda mı? Hyundai'ydi galiba. City diye bir seçenek var. Pardon, pardon. Şeyde fiyatlarda. Punto da vardı. Bir kiralık Punto kullanmıştım. Hayır. Aa, dışarı çıktı sandım. City diye bir şey var. Düğme. Ah yapma. Çarpacak mıyız? Çarpmadık. Girdik mi? Ona bir basıyorsunuz o düğmeye. Acayip hafifliyor direksiyon. Hiç böyle falan değil yani. Böyle serçe parmağınızla çevirirsiniz yani o derece hafifliyor. Ama bu sınav olayı çok kolay değilmiş. Ben daha kolay olur, hemen geçerim diye düşünüyordum. Maalesef öyle olmadı. Şimdi şöyle. Hadi şu yokuş olayını bir halledebilirsem. Bu arada masam falan bayağı sallanıyor, görüyor musunuz bilmiyorum ama. Durdum. Evet. Yes. Yes, 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 yes. En sonunda oldu. Wow, 3 yıldızla. Bir daha yapmazdım zaten bunu. Şimdi şehirde sınav diye bir şey var. En fazla 7 dakika mı? Yok artık. Tek bir ceza almadan tamamlayayım. Bunu bir deneyeyim arkadaşlar. Yani 1-2'de falan yapamazsam Steam atölyesinde birçok ilginç araba bulabilirsiniz diye oraya yazmışlar. Evet. Eğitmenin talimatlarını dikkatle dinleyin diyor. Bakalım sınavı geçebilecek miyiz? Bu gerçek sınav. Ne diyorsun? Bana mı dedin?
Aracın rengi kötü oldu ya. Neyse artık seçmiş bulundu. Ben kırmızı diye seçtim bunu ama hiç alakası yokmuş. Ben kendi ehliyet sınavında bu kadar heyecanlanmadım ya. Sola döneceğiz diyor. Şöyle bir arkaya bakayım. Ah. Katı çizgiyi geçme diyor tabii. Hemen bir daha alıyorum. Aa, önümde kimse yok, süper. Sola bakalım. Otobüs geliyor. Sinyal niye kendiliğinden atmıyor? Ne dedi ya? Yaya geçidinde durma mı? Metre sonra dönecekmişiz. 35 metre şurası değil ki. Ha, kamyonun şeyine bak. Modellemesi. Karşıdan da geliyor aynısı. Hadi hadi hadi. Kameraya çok kötü vurdum. Hayır 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 hayır. Bir daha mı? Yok. Kaçla gidiyoruz? Sola dönün derken? Neyse böyle herhalde. Bir tane mi hatam var şu anda? Sanki öyle gözüküyor. Yaya geçidine baktım. Yaya yok. Devam ediyorum. 50'yi geçmemeye çalışıyorum. Büyük ihtimalle 50'dir burada şey. Buradan bir sağa dönüşümüz varmış. Arkaya şöyle bakmak istedim. Biz duralım da. Ya yanımda hiç kimse yok ki. Keşke gerçekçi olması için yanıma birini koysalarmış. Ne deniyor ona? Sınav gözetmeni. Bir de şu sinyalle ses tutmuyor. Bak sola bakayım. Gördün mü? Sinyalle ses tutmuyor. Dönüyorum, tamam. Ne kadar gideceğiz acaba böyle? Önünde ada kavşağı giriş var. Ada kavşakta 3. çıkış var. Şöyle bir şey yapalım. Sinyal vermedi olayı olmasın. Ya yok artık sende. Üçüncü çıkış dediği herhalde şu. İkinci şerit kullanılmadığı falan. Ne diyor ya? Biraz fazla sert durdum. Şimdi yine ada kavşağına gireceğiz.
Sola sinyal vermedin falan dedi bak. Saçma sapan. Öyle bir şey yok ki yani. Hadi evladım, hadi. Eski karsa W diye mi geçiyor bu? Mercedes onlara benziyor. Ha bak, sola sinyal veriyor. Vay arkadaş. Allah 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 Allah. Kaldırıma çıkarsak yalan oluruz. Hadi sola sinyal veriyorum. Tamam mı? Gelme lan üstüme. Önerilir dedi onda. Tabii o bir hata saymadı onu. Sonraki kavşakta sağa dönün. 100 metre sonra sağa dönün. Yeşil yeşil yeşil, Allah kahretmesin. Yine kırmızı yandı ya. Dur 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 dur. Şu çizgiye falan değdik mi yandık zaten. Kardeşim ne zaman bitecek bu? Vay buradan bak bak çarpacak. Saçma sapan gidiyorlar. Allah yeşil yanmış. Sonra sağa dönün diyor. Tamam. Şöyle 50 ile falan basmadan tıngırı mıngırı gidelim. Hiç şu düğmelere basamıyorum şu anda. Hangisinde ne var unuttum çünkü. Yok selektördü, şeydi, fardı, şimdi açarım. Yaya falan yok değil mi? Dönüşlere alışamadım daha. Çok böyle dışarıdan sert bir dönüş oluyor. Kardeş, ne kadar sürecek bu sınav? "15 dakikadan az zamanda tamamlayın" gibi bir şey yazıyordu sanki. Hadi yürü. Evladım yürü. Da Chevrolet Blazer'a benziyor. Beni kırmızıya bırakacaksın bak. Var ya şimdi. Ağzımı bozacağım. Yok yok bozmam, merak etme. Bak araba çıkıyor. Oha kaç tane araba çıkıyor. Saçmalama bak. Herkes geri geri bir anda. Hadi yürü. Onlar ne yapmış? Birbirine girmiş. Bunların hepsi geri geri çıkacak mı? Yok artık. Benim önüme çıkmayın da. Ne yaparsanız yapın. Ha kalanı mı gösteriyor orada? 714 diyor. 709. Tamamen en son kalanı gösteriyorsa oh. Daha çok yolumuz var. Bu kırmızıya da kalacağız büyük ihtimalle. Bunlar gitmiyor çünkü. Amca tamam döneceksin de kaldırıma çıktı. Arkada bir şey mi var ya, bir ses? Ha, o bizim minibüsten var. 700, 654 pardon metre kaldı. Hadi yürü 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 yürü. Adım başı ışık olduğunu düşünürsek çok uzun sürecek. Geçme sakın. ...500 metre kaldı. Park mı edecek? Valla hata yapmamak için o kadar yavaş kullanıyorum ki. Bir kere de bitirebileyim diye. Hoş, bir yıldızı kaçırdık zaten. Ay, Allah'tan düz gitmedim. Hayır 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 sakın. Heh.
olmasın. Ya kapanmaz kapanmaz kapancağı tuttu. Daha doğrusu ben bir daha bastım hani bir daha yakmak için kapandı. Ne kadar kaldı? Evet çok az kaldı. 50'yi geçme 50'yi geçme. Bu dönüşü yap diyor. 100 metre sonra dönüp. Hı? Saçmalama. Nereden U dönüşü yapacağım? Nasıl ya? Burada. Buradan U dönüşü yapmamı istemiyor herhalde. Hakikaten bunu mu istiyormuş? İzin verilen en yakın yerde durdurunuz. Çok sıkıntılı bir laf bu. Ay. Ah. Neyse. Motoru durdurdum önce çünkü de. Neyse bitirdim. Acemi kaya... Bu ne? Güney bölgesi. Süper. Ne oldu? Aa bak bu açıldı. Ama bunları seçemiyorum hala. En azından şu başlarına geçebileceğiz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Videonun başında ben şunları yaparız falan diye attım ama şu kısım biraz zorladı. Ben bunu tekrar yaparım. Gördüğünüz gibi yokuşu 3 yıldıza getirdim. Park etmeye tekrar bakacağım. Ama gerçekten buralara gelmek biraz zamanı alacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla daha sonraki videolarda onları da göreceksiniz. Bir arkadaşımız ismini unuttu kusura bakmasın. Şu profesyonelde bir şeyi söylemiş ama oraya geldiğim zaman çekeceğim artık. Yani yavaş yavaş çekiyorum çünkü. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.